Sesli köşelerde Hakan Taner'in kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Varlıktan Yokluğa Düşerken Simit Sarayını Kurtarmak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP iktidarı her şart ve kayıt altında kendine çalışmaya devam ediyor. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumda yoksulluk intiharları da iktidarın pek umrunda değil. İktidar varsa yoksa kendisini ve yandaşlarını kurtarmanın hesaplarıyla meşgul. Bildiğiniz üzere işlerin çabuklaşması için başkanlık sistemine geçildi. Sonra ekonomik kararların ve ekonominin düzelmesi için bir sürü seri tedbir alındı. Varlık Fonu adıyla kurulan ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana üretilen ne var ne yoksa bu çatı altında birleştirilen her şey bu kurulun harcamasına devredildi. Varlık Fonu'nun en yetkili iki ismi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la kendisi. Varlık Fonu'nun eylemlerinin birçoğu kamudan habersiz olarak gerçekleşse de kamuya yansıyanlardan nasıl çalıştığı ve ne amaçladığı fazlasıyla anlaşılmaktadır. Varlık Fonu kurulduktan sonra önce beton ekonomisinin kendine yakın aktörlerini kurtardı. Bunlar arasında Ağoğlu, Kalyon, Turkuaz ve benzeri ilk akla gelenler. Demirören de bu işten nasiplenenler arasında. Fonun kamuya yansıyan son icraatlerinden biri daha kamuoyuna yansıdı ve vicdan sahibi herkes de hayretle karışık bir şekilde yok artık dedirtti. Evet, Varlık Fonu son dönemdeki büyümesini tamamen AKP'ye borçlu olan Simit Sarayı'nı kurtarma kararı aldı. Simit Sarayı son zamanlarda Londra'da, New York gibi şehirlerde kafe açmakla meşguldü. Bunda ne var, güzel işte diyebilirsiniz. Durum çok farklı. Bu firma bu şehirlerin en lüks caddelerinde çok yüksek bedellerle yer kiralıyor ve kafeleri oralarda açıyordu. Az buçuk iş bilen biri çay simit satarak buraların kar edemeyeceğini zaten bilir. Fakat bunların maliyetleri yurt dışı yatırımlarına katkı çerçevesinde devlet tarafından karşılandığı için kiralama ve giderlerde hesap kitap hak getire. Çiftçiye, köylüye destek olmak amacıyla kurulan Ziraat Bankası önce borç alarak medyanın tamamen tekelleşmesinin sağlanmasına katkı sağladı. Sonra yandaş şirketlere ab-ı hayat akıttı. Bu gidiş AKP'nin gidişiyle sonuçlanacak, bu muhakkak. Fakat AKP gittikten sonra yapılan hasar tespit çalışmaları da teşhis ve tedavide çok kolay olmayacak. Millet belki seçimlerinin sonucuna katlanmak zorunda. Fakat bu fatura çok kabarık olacak. Cumhuriyet tarihi boyunca üretilen tüm değerler maddi ve manevi olarak tamamına yakını alındı, satıldı. Elde satılacak pek bir şey kalmadı. Kıyıda köşede unutulan bir şeyler kaldıysa onları da masaya koyup kısa sürede hallediliyor. Bu aşamadan sonra muhtemelen ekonomide şunlar konuşulacak. Zor durumdaki finans kurumları, zor durumdaki şirketler, konkordato açıklayıp devamında iflas eden şirketler, Yorsan, Temsa ve benzeri gibi, hükümetin kurtarmaya devam ettiği yandaşlar, temerrüde düşen ödemeler, artan icra dosyaları, keyfek eder kesilen cezalar ve sonrasında yapılacak olan af düzenlemesi. Bu konular konuşulmasın, gerçek perdelensin, torba yasalarda torbanın içinde ne olduğu anlaşılmasın diye suni gündemler ve algı operasyonları ne kadar müsaade ederse gerçek ancak o kadar gündemde kendine yer bulabilecek ve konuşulacak. Bu da acı gerçek diyor Hakan Taner TR724'teki köşesinde.